yapacak. Takımlar seremoni için oyun alanında, Claudio Taffarel'de taraftarlarla fotoğraf çektiriyor. Beyazlar yardımcılarına baktı, son kontrollerini yaptı. İlk düdük iki takıma da başarılar. Tejes, Snyder kaptırdı. Bu arada Volkan Bayarslan bir kez daha çaldı düdüğünü ve serbest vuruşu işaret etti. Pozisyon bu. Serbest vuruşu hemen kullandı Galatasaray. Sabri mücadelesi Yusuf'la. Yusuf kazandı topu. Melo'dan sıyrıldı. Yusuf pasını da veriyor. Mansur orada. Melo'nun müdahalesi var. Hata destek veren Ercan. Ercan kaleye vurdu ve gol! Sinan orta beklemişti. Ercan doğrudan kaleye gönderdi topu. Ve henüz 3. dakikada Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti Galatasaray karşısında. Sinan'ın golde hatası var çünkü pozisyonu yanlış aldı. Erken karar verdi. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Melo'nun müdahalesi. Topu fazla uzaklaştıramadı. Ercan doğrudan kaleye gönderdi. Sinan Bolat sanıyorum orta beklemişti. Sol tarafa doğru gidince sağ direk dibini kapatmakta gecikti. Ve bu vuruş Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Açmadı. Olcan. Snyder. Yeniden Olcan'a doğru. Olcan hareketlendi. Vurdu kaleci. İkinci hamle. Savunma uzaklaştırıyor tehlikeyi. Yekta. Pandev kendisini gösterdi. Şimdi Buruma. Şut üstten dışarı. Güzel şut ama isabet. Buruma. Da. 20. dakika. Bu kez Buruma ile yokladı. Takımı. Sabri'nin ortası. Yine savunma girdi araya. Şimdi Selçuk dışarı gönderdi. Out. Olcan yine kale sahasına doğru. Kafa. Direkt ikinci hamle. Gözler yardımcıda. Şimdi göz göze geldiler. Oyun devam ediyor. Bir orta daha doğrudan dışarı. Bu pozisyonu yeniden izlemek lazım. Galatasaraylı futbolcular ısrarla itiraz ediyor. Volkan Bayarslan'a. Volkan Bayarslan yardımcısıyla göz göze geldi karar vermek için. Ben içeride gördüm golü ama çok yardımcı hakem yok. Şimdi yeniden izleyeceğiz. Bu arada Volkan Bayarslan'ın eli cebine gitti. Bir kalp çıkacak da kime çıkacak ve rengi ne olacak? Pande ve sarı kart. Pozisyonu yeniden izleyeceğiz şimdi. Burada Selçuk'un kafa vuruşu şu açıdan görüldüğü kadarıyla topun tamamı sanki kale çizgisini geçmiş gibi. Burada eliyle de bir müdahale olabilir. Evet. Koluyla da. Yani içeride kendisi zaten. Savunmada Ercan kademede, atak Selçuk'la devam edecek. Selçuk'un ortası, kafa dışarıya. Olcan yararlanamıyor pozisyon. Selçuk İnan topun gerisinde. Sevdiği noktalar burada. 45. dakika. Selçuk topun üzerine geldi, vurdu ama dışarı vurdu. Ha? Ve ilk yarının son düdüğü Volkan Bayarslan'dan. İlk yarıda tek gol var. 3. dakikada Ercan'ın kaydettiği gol. Tejes hata sürüklüyor. Ortasını da yaptı. Buruma'ya gezen sekti top. Sabri vurdu dışarıya. Avut. Hata ve Olcan. Olcan'dan Snyder'e, bayrak havada. Bayrak havada. Olmadı işin biraz. Orta alan zafiyet yaşıyor Galatasaray. Emre aldı. Emre vurdu. Dışarı vurdu. Kaleye vuracak galiba. Wesley Snyder vurdu. O da
Sinan'ın yaptığı hataya düşer mi diye bekledi Serkan için. Emre hatasını telafi etti, kazandı topu. Bir de güzel çalım, pasını verecek ama faul var daha önce. ...77. dakika... değerli futbol severler, sevgili ATV izleyenleri, az önceki pozisyon geldi bir kez daha ekrana. Bütün hatlarıyla rakip ceza sahasında Galatasaray. Selçuk kullanıyor serbest vuruşu. Dakika 77. Selçuk'un ortası, kafayı sağ tarafa doğru açılan top, Önder orada. Önder'den pas, Caner ortası, bir kafa ve gol! 96. dakika, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye yükseltiyor. Çok güzel bir atak, güzel bir gol. Yusuf'un golüyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye yükseltti. Sekiz numara Barış Ataş'ın forması, onun sakatlığı var. Onun formasını gösterdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular. Yusuf bugün konuk ekibin en göze batan oyuncularından biri. Belki de birincisiydi Kamil'le birlikte. Uzatma bölümünde golünü de attı. Yazarı söyledim sana, biliyorsun. 10 numara Yusuf kaptanları. Ve farkı 2'ye çıkarttı. Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor. Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosu, Diyarbakır'da 4 gol attı. İdeal kadrosu 2 tane yedi. Enteresan. Futbolcular biraz konsantrasyon eksikliği var yani. Buruma, Emre Çolak, Emre'nin vuruşu, seken top. Puanını 4'e yükseltecek konuk ekip. Galatasaray 9 puanda kalacak. İşte son düdük. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'dan büyük bir sürpriz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da Ercan ve Yusuf'un golleriyle 2-0 mağlup ediyor.